Demre hoş geldiniz arkadaşlar. Reşon Duve ile rotalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da Akdeniz'in şirin kasabalarından Demre'ye geldik. İlk başta da hemen teknemiz bizi bekliyor. Tekne turuyla yola çıkacağız. Kaleköy'ü, Simena'yı ve birçok güzel koyu size anlatacağım. Şu anda yolculuğumuza başlıyoruz. Bu arada tekne turuna çıkmak için de çay ağzı kısmına gelmeniz gerekiyor. Çay ağzına bakın görüyorsunuz arkamda. Birçok tekne müşterilerini bekliyor ve buradan 6-7 saat süren bir tekne yolculuğuna çıkartıyor. Birçok noktaya götürüyor. Biz de merakla bekliyoruz. Çok merak ettiğim bir rotaydı. O zaman başlayalım. Şimdi tekne turumuza başladık arkadaşlar. Demre'de ilk uğradığımız nokta Hamidiye Koyu. Burada Osmanlı donanmasına ait bir gemi rüzgardan, aşırı rüzgardan saklanmak için buraya saklanıyor. Sonrasında tabii bu koy onu koruyor. Hamidiye adlı bir tekneden bahsediyoruz. Ve Rauf Orbay'ın da yaptırdığı bayrakları da hemen arkamda zaten görüyorsunuz. Yüzülecek yerlerden bir tanesi burası. Burada tekneler duruyorlar 5-10 dakika yüzme keyfi yapıp sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Şimdi yukarıdaki kaleye çıktık arkadaşlar. Simena Kalesi'ne geldik. Buraya şu anda 2021 itibariyle giriş ücreti 17,5 TL. Müze kartı da ücretsiz. Biraz yorulduk çünkü sıcakta çıkıyoruz. Arkamda muhteşem bir manzara var arkadaşlar. Şöyle çevireyim, devam edeyim. Tahta merdivenlerle artık o en güzel Kaleköy manzaralarının çekildiği yere doğru ilerliyoruz şu anda. Dediğimiz gibi Likya uygarlığının bir yeri burası. O yüzden Likya medeniyetinin o mimarisinin izlerini de burada çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi ben nefesleneyim. Yukarıda tekrar görüşelim. Şu an arkamda gördüğünüz arkadaşlar manzara, işte bu bütün Kaleköy'ü anlatan manzara. Simena Kalesi'nin en üst kısmına çıktık. Arkamızda hatta Koç'un evi de varmış. Onu da öğrenmiş olduk. Koç ailesine ait. Gördüğünüz bu Keklova Körfezi şu an ayaklarımızın altında. Mavi ve yeşilen güzel tonlarını görebiliyorsunuz. Şu anda 2021 itibariyle az önce söylemiştim. Yukarı çıkış 17,5 TL. Müze kartı da ücretsiz. Tekrar etmek istedim. Böyle artık şimdi diğer koylara doğru da yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki durağımız arkadaşlar Tersane Koyu. Şu anda birçok teknenin de demirlediği yerlerden bir tanesi. Burası Likya uygarlığı olan Simena Krallığı'nın gemilerinin üretildiği tersaneymiş. Yani 2000 yıllık bir tersaneden bahsediyoruz. Sadece en güzel koylardan bir tanesi. Şu an maalesef ışık biraz artık düşmeye başladığı için denizin rengini göremiyorsunuz ama masmavi bir su var altımızda. Tertemiz bir koy. O yüzden burası da oldukça popüler alanlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz nokta Batıkşehir dediğimiz kısım. Maalesef gün ışığından dolayı şu an siz aşağıyı göremiyorsunuz ama biz seçebiliyoruz. Aslında hemen karşıdaki Buse'nin arkasındaki Kaleköy ile şu gördüğünüz Batık kent birleşikmiş. Ama depremden sonra bu alan komple su altına girince artık bu Batık kent sular altında kalmış. Adı üzerinde tam Batık kent. Aşağıda birçok işte ev, tapınak ve buna benzer yapılar var. Şu anda biz birçoğunu görebiliyoruz ama maalesef göremiyorsunuz şu anda siz. Bazı teknelerin altında camlı bölümler var. Eğer öyle iyi bir tekne denk gelirseniz siz de görebilirsiniz. Bakın mesela bu evlerin çıkan bir merdivenlerden bir tanesiymiş. Burası şu anda koruma altında olan, geçici listede olan bölgelerden bir tanesi. Reşo ne yapıyorsun orada? Kardeş, su altını kaçak çekiyorum. Şu anda GoPro Dom elinde. Burada Batıkşehir'i çekiyorsun değil mi? Evet, burası yasak normalde dalış. Ama biz demirlemek de yasak. Altta tamamen bir tarih, 2000 yıllık tarih var. Ama kimse GoPro ile çekmek yasak demedi. Aynen, o yüzden yapıyoruz biz de. Bakalım, umarım güzel bir şeyler çıkar. Merak ediyorum. Yeni durağımız Burç Koyu arkadaşlar. Burada artık suya gireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 1, 2, 3. Arkadaşlar Reşo koyu kapatmış. Kendini özel olarak şu anda tek başına yüzüyor gördüğünüz gibi. Para bizde, şöhret bizde. Evet gördüğünüz gibi babamın koyuna geldim. Kimsecikler yok. Neresi burası? Kimsecikler yok, buz gibi hocam. Efendim? Neresi burası? Burası Burç Koyu.
Burç koyu çok güzel bir koydur. Buz gibidir. Alttan kaynak suları çıkıyor. Sıcak suya soğuk su karışıyor. Şu an doluyorum mesela. Hadi devam. Gel. Geliyor. Şimdi en güzel zamandayız arkadaşlar. Gün batımı zamanı ve Gökkaya koyuna geldik. Burası da yine tekne turlarının durduğu yerlerden bir tanesi. Daha çok yatlar demirlemiş durumda. Akşamüstü buralara gelirseniz tavsiyem gün batımına mutlaka uğrayın. Gerçekten güzel bir görüntü var şu anda. Son defa da burada denize girip artık Demre'ye doğru devam edeceğiz. Demre'de tarihi mekanlar turumuza başladık arkadaşlar. Şu anda Andreke Ören yerine geldik. Demre Likya uygarlığı için çok önemli bir noktaymış. Burada şu anda Çay Ağzı denilen bölge artık tabii bataklık gibi görünüyor ama zamanında önemli bir liman kentiymiş ve oradan gemiler burada bütün ticari faaliyetlerini yapıyorlarmış. Şu an işte arkamda da gördüğünüz kısım, işte şu sular altında kalan kısım, etrafında onlarca böyle antik eser var, mekanlar var, kiliseler var, ören yerleri var, eski bir hamam var. Yani şu anda bulunduğumuz bölge, müzenin kurulduğu yer, aslında antik kentin tam içinde kurulmuş. Ve bu bölgeden çıkarılan eserler de şu anda gitmek üzere olduğumuz Likya Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Şu anda 2021 itibariyle içeri giriş 12,5 TL. Ama müze kartı ücretsiz. Biz de merakla bu Likya uygarlığının eserlerini görmek için müzeye doğru devam ediyoruz. Şunu da belirteyim. Arabanıza ilk indiğiniz yerden yaklaşık bir 400-500 metre ana binaya doğru yürümeniz gerekiyor. Biraz saçma olmuş. Yani yönetim binalarını geriye yapıp asıl gezilecek yeri 400-500 metre ileri atmak saçma. Hani keşke tam tersi olsaydı. Müzeyi önce bir gezseydik. Sonra isteyen buraları yürüseydi ama maalesef bu sıcakta bu yolu yürümek zorunda kalıyoruz. Şimdi müzemizin içine girdik arkadaşlar. Bu bulunan yerin ismi Granaryum. Biz ilk bakışta burayı sonradan yapıldığını zannetmiştik ama meğerse bu yapı zaten 60'a 30 metre genişliğinde, bakın çok büyük bir yapıdan bahsediyorum. Neredeyse 2000 yıldır ayakta kaldığı için sonradan güçlendirilerek müze binasına çevrilmiş. Bu çok güzel bir şey bence. Yani olması gereken de aslında hep buydu. İçeri girdiğiniz zaman da sizi bu şekilde tabelalar ve planlar karşılıyor. Buradan çıkan eserler de yavaş yavaş çeşitli dönemlerde göstermişler. Ve bir bilgi daha, hani Andreake, şu anda bulunduğumuz antik kent, zamanında Patara ve Palis liman kentleriyle birlikte en önemli kentlerden bir tanesiymiş. Hatta 3. Antiochos'un gemisinin değiştirdiği yer de burasıymış. Şu anda işte müzenin içerisindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu bölgeden çıkarılan bütün eserler burada sergileniyor. Buranın Likya Medeniyetler Müzesi olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bakın buradaki bütün odalarda her bir medeniyetinde Likya birine bağlı olan şehir devletlerinin, işte Olimpos'tan tutun da Amfora'ya kadar ya da diğer size gösterdiğim, gezdiğimiz bütün birlik üyelerinin tek tek bilgileri de, oradan çıkaran eserler de yer alıyor. O yüzden toplu bir şekilde bütün Likya medeniyeti hakkında bilgi almak isterseniz bu müzeyi mutlaka gezmelisiniz. Burası da su sarnıcı arkadaşlar. Yine antik kentin içinde bu bölgeye suyu taşıyan, insanların su kullanmasını sağlayan bir nevi su deposu. Sarnıçlar artık biliyorsunuzdur. İstanbul'daki yere batan sarnıcı bunun en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Gaziantep de bu konuda mesela çok ünlü bir şehir. Burada da böyle bayağı gerçekten görkemli ve büyük bir sarnıç varmış arkadaşlar. Şimdi çok ilginç bir yere geldik arkadaşlar. Burası Demre'deki şifalı suların çıktığı Burguç. Kükürtlü sular diyorlar buraya arkadaşlar. Şimdi Çay Ağzı'nı ben size az önce anlattım. Oraya giden suların bir kısmı da buradan kaynaktan çıkıyor. Şu anda arkamda görüyorsunuz, bakın ben de birazdan buraya atlayacağım. Buradan Kükürtlü su çıkıyor. Tamamen şifalı bir su. Buz gibi de bir suyu var. Buradan sonra da artık zaten diğer mekanlara doğru devam edeceğiz. Şu an serinlemek için buradayız. Ve burayı da bir merak ediyordum. Deneyeceğim birazdan. Şimdi çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Demre denince aslında akla gelen ilk yer San Nicolas, Aziz Nicolas Kilisesi. Kimdir bu Aziz Nicolas diye soracak olursanız şöyle bir düşünelim.
böyle Noel zamanları geldiği zaman hepimizin böyle bildiğin Noel Baba. Denizlerin çocukların ve seyyahların yani gezginlerin korucusu olarak inanılan Noel Baba yani Aziz Nikolas Demre'de yaşamış bir figür. Patara'da doğmuş, Kantos'ta eğitim almış ve Demre'de yaşamış. Likya zamandan bahsediyoruz ve milattan sonra 4. yüzyıldan bahsediyoruz tabii ki bu sene için. Şu anda da arkamda gördüğünüz Bazilika'da kendisi öldükten sonra onu çok seven Mira halkı yani bundan sonra gideceğimiz olan antik kentin halkı tarafından inşa edilen bir bazilika. Şu anda dediğim gibi burası Antalya'nın en çok ziyaret edilen yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen noktası. Şimdi içeri doğru devam edelim. Kiliseyi gezmeye başladık arkadaşlar. Daha doğrusu bazilika diyoruz artık buraya. Burada birçok eski piskoposun da lahitlerini, mezarlarını görmeniz mümkün. Freskler ve duvar ikonaları gerçekten çok iyi, başarılı. Tabii birçoğu artık kaybolmuş durumda. Çeşitli dönemlerle ve çeşitli olaylarla ilgili tasvirler var. Yani çok önemli bir yerdeyiz şu anda. Bunu belirtmek istiyorum ve mutlaka burayı görmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu gördüğünüz karşımızdaki mezar da Aziz Nikolas'ın yani Noel Baba'nın mezarı. Kemikleri çalınmış. Sonra Antalya Müzesi'nde sergileniyormuş diye bir bilgi var ama tam emin değilim. Ama şu an içi boş bir lahit şeklinde. Artık çıkış kapısına doğru göreceğiniz bir yerde. Şarkısını biliyor musun? Likya uygarlığının en önemli antik kentlerinden bir tanesi olan Mira antik kentine geldik arkadaşlar. Burası benim için çok daha önemli çünkü Mirayla biliyorsunuz kızım Mira'nın adını taşıyan antik kent. O yüzden o da buraya bir heyecanla geldi. Birazdan onun için de ayrı bir YouTube için ayrı bir video çekeceğiz. Şu anda arkamda gördüğünüz bakın şu kral mezarları Likya uygarlığındaki en meşhur kral mezarlarından bir tanesi. Türkiye tanıtım videolarında Dalyan'daki ile birlikte sürekli kullanılan kral mezarları. Likya döneminden kalma kral mezarları, Roma döneminden kalma amfiteyatrosu ve Bizans döneminden kalan Aziz Nikolas Kilisesi ile burası inanılmaz güzel bir antik kent arkadaşlar. Şu anda müze kartı da yine giriş ücretsiz. Bilet almak isterseniz 60 TL gibi ücreti var 2021 itibariyle. Onun dışında burada yine Likya medeniyeti içindeki en büyük ve en görkemli Artemis Tapınağı'nın şu anda kalıntıları var sadece maalesef. Şimdilik bu kadar. Şimdi ileriki yerleri size tek tek anlatmaya devam edeceğim ama Demre'yi sırf bu yüzden bile görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok önemli bir antik kentteyiz. Evet, kızımın adını taşıyan antik kentteyiz. Burası neresiydi Mira? Mira antik kenti. Heyecanlı mısın burayı göreceğini? Evet. Çünkü neden? Çünkü Mira antik kenti olduğu için. Burayı babası onun için yaptırmış değil mi? Şaka mı yoksa? Şaka yaptım değil mi? Burada diyor ki burada miralar mı yaşıyor diye bana sordu. Bakalım miralar mı yaşıyormuş gerçekten. Mira Antik Kenti ismini Mira Ovası'ndan alıyor aslında. Bu bölgenin bulunduğu ovanın ismi de Mira Ovası. Buradaki akan çayın ismi de Miralos muydu? Öyle bir çay akıyor. Hatta bu size daha önce anlattığım ya da videonun akışına göre sonra da olabilir. Liman kenti olan Lidya Medeniyetleri Müzesi'nin olduğu alandaki antik kenti de işte o nehire ticari merkezi yapan kısım da orasıydı. Şimdi de bakın gördüğünüz gibi buranın en ünlü işte ikonik heykelleriyle turumuza başlıyoruz. Ve şimdi Mira Antik Kenti'nin önemli yapıları olan kaya mezarlarına geldik arkadaşlar. Bakın şu karşımda gördüğünüz heybetli kaya mezarları. Milattan önce 4. ve 5. yüzyıllar arasında yapılmış 23 tane sol tarafta 23 tane kaya mezarı var. Bunlar ahşap mimari baz alınarak inşa edilmiş çoğu. 13'ünde yazıtlı, 10'unda yazıtsız. Yani öyle üzerine girdiğiniz zaman yukarıda yazıtları ve yazıtsız olanları görebiliyorsunuz. Tabii şu anda yukarı çıkmak yasak. Gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz ihtişamlı bir yer. Yani Likya medeniyetinin en güzel antik kentlerinden biri olması bu yüzdendir bence. Bakın bunların hepsi zamandaki önemli asilzadelerin ve kralların kaya mezarları. Bunun bir benzerini tabii Amasya'da da görebilirsiniz. Bir benzerini yine Dalyan'da da görebilirsiniz ama şu anda bence diğerlerinden çok daha güzel ve görkemli görünüyor. Her antik Roma şehrinde olduğu gibi burada da bulunan amfiteyatro. Bakın gördüğünüz kısım gerçekten yine iyi korunmayı başarmış amfiteyatrolarımızdan bir tanesi.
Şu anda Roma dönemi eserini görüyoruz. Zaten az önce Selikya ve Bizans dönemi eserlerini tek tek göstermiştim. Burası da Roma dönemi eseri. Yaklaşık 6 ya da 7 bin kişilik bir tiyatrodan bahsediyoruz ve şu anda da kazı çalışmaları aşağıda devam ediyor. Buradan çıkan eserler de Likya Medeniyetler Müzesi ve Antalya'nın diğer müzelerine de gönderiliyor. Şimdilik bu kadar. Artık buradan da diğer mekanlara doğru yolumuza devam edeceğiz. Demre'de konaklamadan biraz bahsedelim arkadaşlar. Geçen sene ben buranın yazısını yazmıştım, buraya uğramıştım. Gerçekten çok sevdiğim için bir daha geldim. Demre'de Topgöz Rezidans'a geldik. Akdeniz videolarımı anlatırken her gittiğimiz ilçede farklı bir konseptteki otel ya da tesiste kalmıştık. Yani resort otelden, butik otellere, bungalovlardan, böyle ormanın içerisindeki çadır kentlere kadar birçok yeri anlattım size. Bu şu anda da dediğim gibi bir rezidanse geldik. Burası da tamamen ev bize ait. İki katlı şu anda bir villa, yani bir apartmanın iki katındayız. Evde her şey var. Yani mutfağından, oturma odasına, salonundan, iki tane yatak odasına, iki tane banyosuna kadar her şey var. Mutfağında isteyebileceğiniz bütün eşyalar mevcut. Tost makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Yani apart mantığına son derece uygun bir yer. Dekorasyon da çok güzel. Zaten görüntülerde gördünüz. Eğer böyle kalabalık bir aileyseniz, Demre'yi de görmek istiyorsanız burayı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da şirin bir işletmecisi var. Buse Hanım'la bizim aramızda da çok güzel bir muhabbet de var. Dediğim gibi her şeye sahip bir yer. Artık Demre'yi gezmeye devam edebiliriz.